Merhaba değerli Bursa Mağlup izleyicileri. Bugün 14 Mayıs Cuma, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk haberine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma döneminde destek olmadığı esnaftan helallik istedi. Sosyal medyadan cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs'tan itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını söyleyerek desteksiz kapanma sürecinde ekonomik sıkıntıya düşenlerden helallik istedi. Sosyal medyada kullanıcılar ise helal etmiyorum etiketini gündem haline getirdi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kabine toplantısının tam kapanmadan sonra yapılacak olması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 26 Nisan'da yapılan kabine toplantısı sonrası tam kapanma adı altında duyurulan COVID-19 tedbirleri 17 Mayıs sabahı saat sabah 5'te sona eriyor. Yeni kararların ise 17 Mayıs'ta gün içinde yapılacak kabine toplantısında alınması ve yine Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Kabine toplantısının tam kapanma bittikten sonra yapılacak olması 17 Mayıs'ta ne olacak sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz İsrail'in Filistin'e olan saldırıları nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında protesto gösterileri devam ediyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'le olan ticari ilişkileri de son sürat devam ediyor. Bursa'da çok sayıda kişi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Ulu Cami önünde protesto etti. Ancak İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ülkede protesto edilirken iktidarın İsrail'le askeri, diplomatik ve ticari ilişkileri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı salgında hayatını kaybeden öğretmenlerin sayısını açıklamamakta ısrarcı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, COVID-19 kaynaklı yaşamını yitiren eğitimci sayısı kaçtır sorusunu öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikle aşı uygulaması devam etmektedir diye yanıtladı. Nilüfer Belediyesi yurttaşlara tam 250 bin adet fide bağışlayacak. Nilüfer Belediyesi halkı balkon tarımına teşvik için geçen yıl başlattığı fide dağıtımını bu yılda daha da büyüterek devam ettirecek. 17-21 Mayıs tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi halk evi önünde biber, domates ve patlıcan çeşitlerinden oluşan 250 binden fazla fide balkon veya bahçesinde tarım yapmak isteyen vatandaşlara dağıtılacak. Bursa Spor'da başkan adaylarının listelerini teslim etmesi için son gün yarın. Bursa Spor'da 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan olağan genel kurul öncesi başkan adayları listelerini yarın saat 17.00'a kadar Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etmek zorunda. Bursa Spor'da 3 ve üzeri başkan adayının çıkması bekleniyor. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa Spor'un genç oyuncusuna Ümit Milli Takım'dan davet geldi. Bursa Spor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün özetinde görüşmek üzere, hoşça kalın.